Türk Anonim Şirketler Hukuku, içinde bulunduğumuz dijitalleşme çağının tüm fırsatlarını değerlendirebilmeli ve zorluklarını dikkate alabilmelidir. Dijitalleşme, anonim şirketlerin kuruluşunda, yine anonim şirket kurul toplantılarının yapılmasında karşımıza çıkabildiği gibi, özellikle güncel bir konu olan blockchain teknolojisinin anonim şirketler hukukundaki uygulama alanlarında da kendini hissettirmektedir. Anonim şirketlerin kuruluşuna baktığımızda, anonim şirketler kurulmak için pek çok prosedüre tabi tutulmaktadır. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun rekabet edilebilirlik raporunda, 2019 yılında yayınlanan bu raporda 141 ülkede 43. sırada yer almıştır iş kurma zamanı kategorisinde. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'de bir anonim şirketin ticaret siciline tescil edilebilmesi için geçmesi gereken ortalama süre 7 gün olarak belirlenmiş. Alanında lider konumunda olan Yeni Zelanda'ya baktığımızda ise bu süre yarım gün olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Zelanda'da Türk hukukundan farklı olarak ne var diye bakarsak, Türk hukukunda Yeni Zelanda hukukundan farklı olarak yasal gerekliliklerin çok fazla ve katı olduğunu gözlemliyoruz. Yeni Zelanda'da online bir başvuru sistemi öngörülmüştür. Bu amaçla şirketlerin kurulabilmesi için kurucular bir portala giriş yapıyorlar. Realme olarak isimlendirilen ücretsiz kimlik tespitine imkan veren başvuruyu gerçekleştiriyor. Daha sonra kurucuların, şirket pay yapısının, mali tabloların yer aldığı bir formu düzenleyerek imzalıyorlar. Aslında Türk hukukunda da benzer süreçler söz konusu. Fakat ticaret sicil yönetmeliğine baktığımızda Türk hukukunda anonim şirketlerin kurulmasında istenilen pek çok belge karşımıza çıkmakta. Nedir bunlar? Birkaç tanesini zikretmek gerekirse, anonim şirketlerin kurulmasında nakdi olarak bir taahhütte bulunulmuşsa, nakden taahhüt edilen pay bedellerinin tescilden önce ödenmesi gereken %25'lik kısmının ödendiğine ilişkin bir banka mektubu. Yine aynı şekilde kuruluşu bakanlığın iznine tabi olan anonim şirketlerde bakanlığın izni ya da uygun görüş yazısı ya da şirketin kuruluşu sırasında bir aynı değer getirilmek isteniliyorsa bu aynı değerin değerleme raporu, şirketin yönetim kuruluna bir tüzel kişi üye seçilmek istenildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte bir gerçek kişinin de sicile tescili için bu gerçek kişinin, ilgili tüzel kişinin kurulu tarafından atandığına ilişkin kararı noter onaylı örneği gibi çok sayıda noter, banka mektubu, sicil işlemlerini gerektiren çok sayıda prosedür karşımıza çıkıyor. Ve bu işlemlerin paralel olarak aynı gün gerçekleşmesi pek mümkün görünmemekte. Bununla birlikte İsviçre'de International Business Machines pek çok sayıda iş ortağıyla beraber bir anonim şirketi TUC ticaret siciline 3 saatten daha kısa bir sürede tescil ettirmeyi başarmış. Bu şaşırtıcı bir şekilde dijitalleşmenin sunduğu imkanlardan faydalanmak anlamına geliyor. Türk Kanun Koyucusu'nda bunu dikkate alarak bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini ifade etmeliyiz. Diğer yandan şirket kurullarına baktığımızda anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükmünde genel kurulların fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açılmasından bahsetmiş. Dolayısıyla kanun koyucu sanal genel kurulu dışlamış, elektronik genel kurulu kabul etmiş görünmekte. Yönetim kurulu toplantılarında ise sanal yönetim kurulu toplantılarının yapılması mümkün. Sanal kurul toplantılarının yapılmasının pek çok avantajı var. Öncelikle bunu ifade etmeliyiz. Sanal genel kurullar dijitalleşme çağının sunduğu önemli bir imkan esas. Sanal genel kurullar çok ortaklı anonim şirketlerde oluşabilecek güç boşluğunu doldurmak adına önemli bir imkan. Tabii sanal genel kurulların kabul edilmesiyle birlikte yine kanunun revize edilmesi gerekli olacak. Bilhassa alınacak kurul kararlarının geçersizliği noktasında. Sanal genel kurulda alınacak bir kararda olası bir teknik arızanın anonim şirketin hakimiyet alanında gerçekleştiği ve genel kurul kararının alınmasına esaslı bir etkisinin olduğu ihtimalde kararın hukuken sakat olduğu kabul edilecek. Yönetim kurulu için geleneksel tartışma konularından biraz uzaklaştığımızda yapay zekanın yönetim kurulu üyesi olarak seçilip seçilemeyeceği de ayrıca değerlendirilmelidir. Özellikle 2014 yılında Hong Konglu bir şirketin yönetim kuruluna bir yapay zekayı üye olarak tayin etmesiyle tartışmalar artmıştır. Türk hukukuna baktığımızda yapay zeka yönetim kurulu üyesi olabilir mi sorusunun kanun koyucu tarafından yine dışlandığını gözlüyoruz. Gerekçe şu olarak sunulabilir. Yönetim kurulu üyeliği hak ve yükümlülük ile bağlanmıştır. Hak ve yükümlülük sahibi olan kişiler de hukuken ehliyetli olan kişilerdir.
Yapay zeka hukuken ehliyetli kabul edilmediği için yönetim kurulu üyesi olarak tayin edilmesi Türk hukukunda mümkün olmamaktadır. Bununla beraber yine blockchain teknolojisi de anonim şirketler hukukunda çok geniş uygulama alanına sahiptir. Blockchain dediğimizde esasında akıllarda Bitcoin canlanmakta, ancak ikisi özdeş değil. Bitcoin esasında çok sayıda bellek alanına dağıtılmış bir veri tabanı türüdür. Akıllı sözleşmelerde önemli bir blockchain'in uygulama alanıdır. Blockchain teknolojisi işleyen kripto paraların anonim şirketlere sermaye olarak getirilip getirilemeyeceği yine tartışma konusudur. Tartışma konusu olmuştur demek daha doğru olur. Çünkü yakın tarihte 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına dair bir yönetmelik yayınlamıştır. Bu yönetmelik gereğince kripto varlıklar doğrudan ya da dolaylı şekilde ödemelerde kullanılamayacaktır. Bu da şu anlama gelir: anonim şirketlerde aynı ya da nakdi sermaye taahhüdünde bulunduğumuz takdirde bu nakdi ve aynı sermaye taahhüdünün ifası amacıyla kripto varlıkları kullanmamız mümkün olmayacaktır. Kaldı ki kripto varlıklar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından elektronik para olarak dahi kabul edilmemektedir. Bunlar sanal para kategorisinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu soru da Türk hukukunda henüz dışlanmış görünmektedir. Peki dışlanmalı mıdır? Kripto paraların değerinin çok değişken olduğu dikkate alındığında ve anonim şirketlerde de sermayenin korunması ilkesi hakim olduğu için, kabul edildiği için bu ilkeye de zarar vereceği kabul edilmelidir. Bir diğer blockchain teknolojisinin ve akıllı sözleşmelerin anonim şirketlerde uygulama alanı karşımıza sözleşme değişikliklerinde de çıkabilir. Şöyle ki anonim şirketlerde standartlaştırılmış süreçlerde anonim şirket esas sözleşmesi değişikliklerinden, sermaye değişikliklerinde de yine akıllı sözleşmelerden faydalanılabilir. Dijital oylama dedik. Bu genellikle sanal genel kurul, sanal kurullarda karşımıza sıklıkla çıkacaktır. Dijital oylamada yine akıllı sözleşmeler vasıtasıyla gerçekleşebilecektir. Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde Türk Kanun Koyucusu'nun bu dijitalleşme ile ilgili sürecin bir kısmını mevcut kanunun revizyonu çerçevesinde ele alabileceği söylenebilir. Bununla beraber bir kısmı, ki özellikle yapay zeka kısmı, yapay zekanın yönetim kurulu üyesi olup olamayacağına ilişkin konu uzun süreler Türk Kanun Koyucusu'nu gündemi meşgul etmeye de devam edecektir.